Seyzi Kafe'nin sunduğu Rings of Power reaksiyon videomuz şimdi başlıyor. Evet, başlayalım. Evet, artık hazırız. Saatler süren hazırlığımız sona erdi arkadaşlar. Başak Burcu bir patron ve onun titizlikleri, ince dokunuşları bitmek bilmedi. Ama biz böyle bekledik, hazır ve nazır. Ne zaman hederse patron. Sizin için çalışıyorum, kendim için değil. O doğru. Benim ihtiyacım mı var? Sizin karnınız doysun diye uğraşıyorum. Her şey kontrolün altında mı? Her şey iyi. Bütün kablolar senin emrine amade mi? Her şeyi ayarladım. Süper. Küçük dokunuşlar? Onları da yaptım. O zaman artık başlayalım. Başlayalım hadi. Aşık değilim, olabilirim. Olabilirim, olabilirim. Hadi bana. %50. Tamam, dur başlayacağım. Arkadaşlar, heyecandan gezine uyku girmeyen bir Zafer abi. Burada. İşi gücü rast gitmeyen, dizi başlamayınca bir Cem. Evet. Nazım Öncel şarkıları söyleyerek heyecanını dağıtmaya çalışan bir Dilek. Şu an hazır ve nazır karşınızdayız. Bugün sabah itibariyle ikinci sezon başladı. Biz de hemen akşamına işimizi gücümüzü hallettik, toplaştık. Her zamanki gibi tepki videomuzu çekmek için bir aradayız. Çoğu kişi izlemiş. Biz spoiler almamak için hiçbir şekilde sosyal medyaya bakmadık bugün. Allah'a bakmadım. Zerre bir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Şimdi ilk başta bu tepki videolarımızı 8 bölüm boyunca yapacağız. Bugün ilk 3 bölüm yayınlandı. Her hafta birer bölüm şeklinde bu seri devam edecek her zamanki gibi. Her bölüm için geçen sezonda olduğu gibi inceleme videolarımız olacak. Bu sene canlı izleme partisi yok. Çünkü saatleri çok uygun değil işlerimize. O yüzden bu şekilde biz birlikte izleyeceğiz. Reaksiyon videomuzu paylaşacağız. Sonra da güzel bir inceleme videosu gelecek her zamanki gibi. Tabii arada canlı yayınlarımız olacak. Seyzi Kafe'yi bilenleriniz bilir. Yüzüklerin Efendisi serimizde destekçilerimizden birisiydi kendileri. Onların çok şahane kahveleri var, çok güzel çikolataları var. Ben çikolataları yiyorum, onlar kahveleri içiyorlar. Neden? Çikolata bana gelecek. Çünkü doğru. En çok işi ben yapıyorum. Benim enerjiye ihtiyacım var. Benim haksın. Enerjim olmasa siz de hiç yani. Bir anlamı yok sizin olmanızın. Seyzi Kafe, yani Ece Hanım ve eşi bizlere sponsor oldu bu tepki videolarında. Kendilerine desteklerinden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizler için Necendürüm Türkiye izleyicilerine özel %10 indirim kuponu da kaptık. Altta yine zaten açıklamaya bırakacağız. Leg 10, yani Legendarium'un legi. Yani Lüleburgaz. Edirne, Girne ve 10. Koduyla bütün kahve ve çikolatalarda geçerli %10 indirim kuponuyla birlikte alışverişinizi yapabilirsiniz. Zafer abi, bir kahve al da içelim. Alalım da içelim valla. Hazır %10 da var. Evet, %10 varken. Bu ayki kahveler benden olsun. Söz mü? Söz. Zafer abi baktım. Unutmam. Neyse, velhasıl kelam, çok teşekkür ediyoruz kendilerine destekleri için. Açıklamaya da zaten kodu ve internet sitelerinin adresini bırakıyor olacağız. O zaman kısa bir değerlendirme. Heyecanlı mısınız? İlk önce Zafer abi'den başlayayım. Değil. Neden? Muhtemelen canımı çok sıkacağını düşünüyorum dizinin. Ama iyi çıkmasını istiyorum. İnşallah daha toparlanmıştır. Tolkien'den yana umudum kalmadı. Yani Tolkien'e de belki de ilgisi olmayacak kesin. Ama dizi olarak bari tutarlı ve iyi bir şey olsun istiyorum. Ama ilk sezondan daha iyi bir şey olacağını da zannetmiyorum. Umudun? Yok. Heyecanın? Yok. Oldu. Tamam. Şimdi belki iyi çıkar, belli mi olur? Ha, inşallah iyi çıkar. Yani umarım iyi çıkar ama. Peki sen? Bu öğlene kadar hiç heyecanlı değildim. Sonra dedim ki ya bunu biz hakikaten eğlencesine izlenir mi? İzlenir anasını satayım. Eğlencesine izleyeceğim. Eğlenmeye çalışacağım. Neleri izliyoruz ya bunu izliyoruz. Tabii canım ki. Yani sonuçta şey olarak, bütçe olarak, kullanılan malzeme olarak üst sınıf bir dizi. Ona kimsenin bir dizi dediği yoksa. O anlamda göze bayram, beyne bayramı ona bakacağım. Evet. Kulağa da bayram, müziklerini kulağa sen da bayram, evet. Dinledin mi abi? Cem hepsini dinledi. Bir tane de favorisi var hatta. Durin's Bane hiç fena değil demek. Ben çok film müziklerini bilmiyorum. Müziklerin Efendisi'nin film müziklerini biliyorum da. Ha, bir de 2001 Uzay Macerası müziği yani çok ikoniktir. Star Wars'ın ikoniktir işte. Ha, 3-5 film biliyorum. Ben hani müzik üstünden filmlere bakmıyorum. Hatta hep diyorum ya, yani müzikler çok güçlü olduğu zaman görüntünün önüne geçiyor. Oysa film önce görüntü demek. O bakımdan hani böyle çok güçlü müzikleri müzik olarak dinlemeyi seviyorum. İşte görüntüden bağımsız dinlemeyi Cem seviyorum. Cem de öyle. Cem şey ama meraklı Cem. Yani uzman sayılır film müzikleri konusunda. Ben o kadar yani Cem gibi bilgili değilim o konuda, bilmiyorum. Ya zaten Cem seviyor. Seviyorum abi. Ben o müziği dinlemeyi seviyorum. Ha, işte seviyor Cem. Ben böyle
çok ikonikleri falan biliyorum. Çok fazla bir şey bilmiyorum. Ya geçen seneki zaten melodileri tekrar sahnelere göre işte yorumlamış. Alışıyor şeyi var ya gene. Etkisi. Abi o çok yükseğe çıkarttı ya. Ben o yüzden onu beklentiye hemen kenara attım. O yüzden dinleniyor. Gayet güzel melodiler var. İyi tema müzikleri var. Bu sezonda da iyi güzel müzik yapmış bir metri. Yani bakalım inşallah o güzel görüntülere, o güzel müziğe, güzel bir de senaryo yazmışlardır. İnşallah. Yani kendi içinde güzel bir senaryo yazmışlardır. Biz de övmek için bekliyoruz. İnşallah övdürür. Haydi o zaman arkadaşlar. Haydi. Gazamız mübarek olsun. Hazır mıyız? Hazırız. İlk bölüm 1 saat 16 dakikaymış. Maşallah film uzunluğunda. Evet. İsmi? İsmi de Göğün Altındaki Elf Kralı. Hadi bakalım bir özet var başında ve şu an başlattık. Oo. Zafer abinin hastası olduğu sahne. Bu sahne güzel ya. Bu havalı sahneydi evet. Bu da. Bu sahne de çok güzel. Bu da çok güzel. Bu rezil. İşte bu. Aslanım benim. Adamın oldu rekti. Helal oldu rekti. Bak görüyor musun? Özete girecek kadar kıymetli adam. Evet. Söyledim söyledim beni dinlemediniz. Elrond'un kafası söbü mü ya? Söbü ne başka? Söbü kafa sen bilmez misin? Değil mi söbü? Sen bilmezsin. Nereden bileceksin? Basık böyle. Şehirliler bilmez Zafer abi biz biliriz. Ütü suratta derler. Ütü suratta derler sonu bilirsin. Ütü surat. Ama söbü diyelim. Elrond söbü mü? Söbü. Bitti. Evet şu an. Dizi harika hadi gidelim. Birinci sezonun özetini adamlar bir dakikada geçti. İkinci sezon şu an başladı. Bak taçla açılıyormuş. Taçla ürkütücü taç yani. Basit görmüştük Zafer abi sanki fragmanda. Acaba bu Adar kim ya? Çok merak ediyorum. Adar bu. Yani bence başka bir altında gizliyor. Öyle mi diyorsun? Şimdi... Güzel. Orklar Sauron'un içinden geçmiş. Hakikaten ha. Orklar öldürmüş. Yakışmadı bu. Ulan hakikaten delik teşkil ettiler. Harbiden ha. Aa dar. Aa dar. bu patlama o patlama. Her yeri buza çevirmiş. İyi saçma sapan ölmedi aslında. Ha. Ha, yok. Beden, evet, bedeni yok. Bedeni yok. Ha, o yüzden öldürdüm diye düşünüyor. Evet. Aa dar. Aa dar. Aa dar. Tamam şimdi trailer'da gördüğümüz şey demişecek. Evet. O şey değil mi yapışkan. Aynen. Taklit ettim abi. Evet. Şöyle bir şey. Venom. Roman havası oynar gibi. Fareyi yakalayacak herhalde. Valla bak. Fareye bak derim. Uy. Buradan benim anladığım o bedene kavuşmak için tekrar organik maddeler tüketiyor gibi evet, anladım. Besleniyor bir şekilde. Bedeni aa, besleniyor. Helal olsun. Nasıl anladınız bunu? Yemin ederim anlamamıştım. Besleniyor bir şekilde. Doğru diyorsun. Yani öyle bir yorum yapmışlar diye düşündüm şimdi. Manzara güzelmiş ama. Güzel güzel hakikaten. Sen seversin Zafer abi. Tam benlik yer yani. Değil mi? Bayılırım yani hakikaten şöyle bir yer.
Hayatımı geçiririm ben burada. Nevras tarafı. Ne? Atıyorsun değil mi? Atıyorum tabii ki. O sırada Forot Bey. Nevras yok artık 3. çağda. Beleri atlattığı için 2. çağda. Abi sen kime anlatıyorsun ya? Kadını da yedi büyük ihtimal. At daha iriydi. Atı yiyeydi. Kesin bedenleşmişti diyorsun. Ama belki insandaki ruhsal güç de daha fazla ya. Belki daha iyi. Doğru. Yakışıklı çocuk ha. Çok efendi bir de ya. Böyle muhabbetlerini falan bir iki programı seyrettim. Çok şey böyle yani. Sempatik çocuk yani. Bu dizide harcamasalar şey genç Aragon'u oynarmış. Aa doğru ya. Tabii. Evet doğru. En azından bedenleşme süreci yani iyiydi. Bir mantığa, bir düzleme oturtmuşlar diyelim kendi içinde. Öyle diyelim. Sinire kesti görüyor musun bak. Bak. Vallahi. Şimdi yerim seni. That way lies death, friend. That is my path. They say there's places across the sea, and I'm going to escape myself. Ya bizim canavar gelecek şimdi. Aynen. Deniz canavarı. Evet. All of us have done things that we can't help to admit. Dedem bir sal Sauron'u ya. Dede sardı Sauron'u. Birazdan telefonunu çıkartacak. Sauron ne damet getirecek anasını satın. İmana dönecek. Kaçın. Ne oldu dedem? Konuşuyordu. Ya. Lan. Kaçtı değil mi abi lan? Kaçtı. Denizden baban çıksa yiyeceksin. La oğlum bir sudan çeksin. Arka hikayesini de öğrenmiş. Evet. Adar nasıl öldürmüş, Sauron tekneye nasıl binmiş öğrenmiş. Kesesini mi almaya çalışıyor? Yüzüğü kaçırıyor büyük ihtimal. Deme başkan o da olmazsın, yüzüğü kaçırıyor olmazsın. Evet abi yüzüğü kaçırıyor. Kesesini almaya çalışıyor. Bak. Bu ne ya? Elrond yüzükleri almış kaçıyor. Galadriel de yüzükleri almış onu mu kovalıyor? Hı hı. Ne oldu beğenemedin mi? Dur bakalım belki oyun yapıyorlar. Yani. Nasıl bir oyun? Elim sende. Elim sende gibi bir şey. Oyuna geldim. Abi şu görsellerin güzelliğine bak. Çok ya. Güzel abi. Elrond şikayet etmiş Gilgalat'a. Herhalde. Elrond'un bakışı gördü mü? Hı. Hmm. Onun gönlü düşmüş, gözü hoş görünüp filan diyor. Ha, şunu baştan deseydin ya ablam ya. Yalnız yine aynı ağacın altı. Bu ağaç bir değeri var kesin yani. İnşallah. Ya da limanda başka yer yok. Nasıl dokunmadı ya? Mitril'e dokundu. Kendi atmadı mı ya? Beraber yaptılar sabunları. Dokundu ama tabii, yani. Tabii beraber. Yani yüzüğe dokunmadı diyor. Ha. Hazır mısın abi? Neye? O son sahneyi izlemiş miydin sen paylaştıkları? Ha izledim. Evet evet. Ha, tamam. Yine yani mantık çerçevesinde Elrond'un yaptığı en mantıklısı. Yemin ediyor. Gil kaladı. Hiç kimse dinlemiyor ya da. Vallahi.
bu neye benziyor biliyor musun bu görüntülerle? Ne bileyim işte çok... Mordor yazdı. Teşekkürler. Teşekkürler. Yemin ediyorum Sauron'u tutuyorum. Oğlum bunlar salak zaten. Sauron bunları şey yapar. İçinden yönetim, geçer içinden ya. İçinden geçer bunu. Mordor'da niye tutuklandı? Bu kendi rızasıyla dağa gitmişti. Ha, Mordor'a gittiğinde yakalanmış öyle mi? Herhalde. Son sezon, ilk sezonun sonunda şeydi. Buyur. Aha, olmuş. Bak komutan olmuş. Adamım ya. Komutan olmuş. Bölüme puanın yükselmiştir eminim. Şu an 9'dayım. Aha Cem. Ha Voldrek sandım bir an ne ya. Ne alakası var? Voldrek komutan tamam. Ya. Tamam. Komutan ya. Boş izliyorsun. Yemin ederim Voldrek sandım. Adamım Voldrek. Ya hayret ya. Do you remember those words? You will bear me to. Buyur. Buyur. Bak, Voldrek gördüğün gibi Sauron'u yere yıktı. Evet. Hiç. Bak bak, pabucumun kralı dedi bir de. Aslanım benim be. Efendi babamız. Efendi babacığım. Buldu yıldız, hadi iyisin. Buldu mu lan? O muydu? Bak, evet abi. Nori nerede? Yanındaydı bunu. Gelecek şimdi herhalde. Nuri ile beraberler de. Bir şey duyuyor bak. Ha, asasını buldu. Ha, aha. Şimdi gerçi. Ha, su için kuyu açacak. O zaman bulacak. Bir asa yap kendine. Oh. Ne güzel şakır şakır konuşuyor ya. Helal olsun. Oğlum bir şey olmadı. Dal düştü lan. Ya o zaman abi. Hassas bir adam yani normal. Evet içleniyor herkes. Sen hayır Zafer bunun abi? Düşecek dalı da yok. Dikine duranı açın. Yeşillendirecek ya. Evet. Birden mi? Aynen. Ha. Bir şey olmayacak. Ağacı batlattı. Ha yaptı ya şey. Ağacına ulaştı gene. Ölecek mi yiyecekler? Evet abi. İlk sezonda yiyor, yemiyorlar. Yiyorlardı. Şey salyangoz, salyangoz yiyorlardı. Şimdi böcek yiyecek. Hobbitler de Bilbo'nun mutfak sofrasını hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Hobbitler böcekle mi besleniyorlarmış? Ondan sonra şey mi yapmışlar? Öyle bir yemek kültürüne mi erişmişler böcekler? Vah. Öf. Gözünü kırpmadan yedi hem de. Güzel lafmış. Arabanın arkasına yazdırırsın artık. Yazar. Bir araba alayım mı? Heh. Come on, your majesty. Sen mest oldun bakıyorum. Sakın ha. Şimdi başçavuş mu oluyor seninki? Kıdem olarak. Kıdemli başçavuş. Kıdemli başçavuş. Üç kazı. Varga verecek. Tamam, aynen. Kolunu mu ısırdı ya? Şey, et veriyor. Et var. Kemik. Buyur. Zafer abi. Hadi kirlanı göreceğiz herhalde. Aynen. Daha yeni kuruluyor. Görelim bakalım kimmiş, neymiş. Olmuş mu kirdan ya Zafer abi ne diyorsun? Birazcık daha böyle uzun sakal olsaydı çok daha hoşuma giderdi. Yine de bence ben beğendim. İyi evet diyorum. Fena değil. Ne diyorsun?
Kirdan'ın? Kirdan daha bir yani sakallı hayal etmiştim ben ama ya olur yani. Yani. Bundan Kirdan olması falan öyle denecek bir şey yok yani olur. Bilmiyor musun? Buyur. Ya sen ne nasıl saklarsın yani Kirdan'dan? Kirdan ama harbiden iyi olmamış mı abi? Bak en azından aklı başında konuşan evet. Biri çıktı sonunda. Aa, sanki bir yerden bir tanıdık mı Cem? Geçmiş olsun. Tom Bombadil mi gelecek acaba diyeceğim ki. Herhalde. Aa. Poppy. Kankisi geldi. Aha oradaki değil mi? Yıldızları. Ha. Rüyasında gördüğü şeye gelmedik mi şu an? Herhalde orası. Değil mi? Hop. Beleri yanda atıyor. Hop. Buyur. Atma diyor bak su. Ulmo diyor ki atma oğlum o yüzükleri diyor. Dinler mi? Ulmo olduğunu anlarsa dinler. Kirdan'ı bilmeyecek de kim bilir? Hiç. Bir Voldrek bir Kirdan. Ariflikte ikisi gibi oldu. Voldrek alem ya. Adarı Sauron sanıyor. Sauron'a tapmaya geldim diyor ya. O da kızıyor. Tamam ben sana da taparım. Büyük karakter yani. Hakikaten Ulmo geri attı abi. Herhalde yani. Çünkü izin vermedi. Yani. İzin vermedi sonuçta. Bir şey. Denizdeki bir şey izin vermedi yani. On üçümüzü seçmişlerdi diyor. Aa şey. Feanor'un oğlu vardı ya zincire vurulmuştu tepede. Kolunu kesmişti hani abi. Efendi babacığım bakar. Burada gidecek şimdi. Voldrek ölüyor şu an. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Sözünü tutacak. Çok belli o yani. Neyse kalbinde yaşayacaksın Voldrek. En azından gördün. Aa! Gitti. Yazıklar olsun. Dizinin baş kahramanını yok ettiler. Şimdi bir dakikalık saygı duruşu. Evet. Sessizlik. Allah kahretsin sizi. Cem protesto için izlemeyeceksin herhalde. Ama daha. Yine de Sauron'un elinden öldü. Evet. Bu da bir şereftir. Aslan Voldrek. Gilgalat mı okuyor? Hmm. Güzel okuyor ha adam. Söbüyor işte. Kirdan gelecek, yüzükleri verecek. Bunları atmıyoruz bunları. Hayırdır ya? Bunlar... Ne yapıyor bu? Her şeyi ya, biliyor ya. İzledin mi lan? Yo, artist. Canım. Çok belli abi. Elrond kaldı öylece. Sana güvenmiştim diyor. Şerefsiz. Şey, Ulmo'nun ismi geçmediği için söyleyemiyordum. Evet, herhalde o yüzden diyemedim. Ama ya. Biz anladık. Lan. Oğlum bu kadar bir hafif... Bir salsan mı acaba? Bu kadar hafif ses verme. Ya bunlara böyle bir ağır ses koyuyor. Tok 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 diye gitsin ki. Yani şu an ha. Bak, yüzükler kader. Kendi seçimlerini evet. Yaptılar. Aynen. Helal kader. Olsun. Elrond seni kimse sallamayacak. Hiçbir şey olmadı diyormuş. Vuruyormuş çalışmadı. Onu bir şarj ettim, bir şarj ettim. Zafer abi bunu da beğenmek için bahane arıyor. Bilmem fark ettim. Yok öyle tak tak düşmez. Ses çıkar falan. Toksik. Yani öyle olsa daha güzel olur diyorum. Ha anladım. Çünkü Peter Jackson ne yapmıştı? Yüzük yere düştü son. Boom diye evet. Bak. Ne oldu lan Elrond? Ya. Ulan Elrond. Şimdi bir tanesi Kirdan'ın parmağında, biri Gilgalad'ın, biri de Galadriel. Şu anda Elrond'da yok. Gilgalad'daki Elrond'a geçecek kitaba göre. Kitaba göre. Kitaba göre.
Bir şey söyleyeceğim. Şu sahnelerden sonra Elrond'a vermeseler yeri bu arada. Ama yani yemin ediyorum en mantıklısı Elrond. Oo ne parladı be. Helal. Oğlan Elrond. Sövüyor. Kaldın öyle olmuş gibi. Şimdi de kıskandı. Özür dileyecek. Bunu da bilirsen. Gilgalat mı özür dileyecek? Yo. Ağlayarak. Aynen. Günlüğüne yazacak ağlayarak. Ne artistik ediyorsun? O senin kaynanan olacak oğlum. Hayali dengar. Hayali dengar. Yalnız dizide olmayabilir abi. Dora göre öyle. He. Olabilir. Doğru. Safer abi doğru unutamıyor. Kaladiyen elleri de minicik bir şey. Aynen. Evet. Hiç kimsenin yağmurun bile öyle küçük elleri yoktur. Bunlar yüzük yapmaya devam mı ediyorlar burada? Deneme yüzükleri dedin ya belki de onları mı yapıyor? Yok. Ama deneme aslında yüzüklerine gerek kalmadı ki. Evet. Aha işte kutsal örs. Yeni mekan kuruyor Kerevrim mekanı. Niye daha önce mekanı yok muydu? Nerede yapma mekanı yoksa vardı. Şimdi demek ki kendi yeni ocak yaptı abi. Olabilir yani büyük bir ocak yaptı. Yeni demir ocağı evet. Buyur. Gel babacığım. Ha, haber gelmedi daha şeye. Hmm. Öyle mi? Evet. Daha Lindon'dan bir haber gelmemiş. Allah Allah. Allah. Beklettiğiniz ayıp ya. Allah 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 Allah. Şehri çok güzel yapmışlar ama. Vıt vıt vırıvıt vıt vıt vırıvıt vıt vıt vırıvıt dır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 ı. Direkt karıştırdım. Pardon. Pardon yanlış oldu özür dilerim. Evet yani kendi içinde bir hikayesi var ağır tempolu. Yani kendi içinde bir hikayesi var ağır tempolu. Ben şeye hiç bakmıyorum abi. Bu hiç alakası yok çünkü benim bildiğimde. Şimdi sen şeye hiç bakmıyorum diyorsun ya Zafer abi durmadan oraya bakacağız. Şey konuşurken sahnelerde de öyle yapıyor. O bilmem ne olacak olması gerekiyor ama falan. Yok bilen. Ben hiç oraya bakmıyorum artık. Yani bence kendi de. İçine o çünkü o biraz şey oluyor yani zihnin orayla dolu ya. Arınmak çok zor oluyor. Ben kendi içindeki hikayeye bakıyorum. Hikaye çok ağırdı. Yani bir saat 10 dakikada hadi başladı şey diyelim tam bir saatlik bir şey var. Çok ağır tempo yine konu bir yerden bir yere neredeyse gelmedi diyecek kadar az. Temposunu çok düşürmüşler. Bence yüksek tempolu olması lazımdı. Lord'dan bağımsız en azından Sauron'un hikayesini bir yere bağladılar. Hmm. Ama Sauron bu sefer bambaşka biri oldu. Yani çok başka bir forma büründü. Bizim bildiğimiz o şeyi bir insansı bir hikayesi kurulmuş gibi oldu. Yüzünü aç yüzünü. Zafer abi hayıflanıyor Cem şu anda seni dinlerken. Vallahi incelemede artık detaylı konuşuruz Zafer abi. Evet. Sahne sahne gideriz. En sevdiğin sahneyi sorayım. 2-3 sahneyi sevdim. Voldrek. Voldrek 1. Tabii ki 1. Bence en Tolkien'esk sahne Ben Walker'ın şarkı söylediği sahneydi. Yani Eldar'la ilgili şarkı söylemesi çok Tolkien'e uygun geliyor. Yani tam arada böyle alakasız yerde böyle çat diye şiirini koyardı bir evet, şey anlatır sesi ya. Sesi de çok güzeldi adamın. Sesi de güzeldi. O sahneyi beğendim. Ya görüntülerin hepsi muhteşem. Yani yemin ederim al istediğini wallpaper yap bunların. Tabloya dönüştür evin as. Hepsi çok güzel. Ona hiç diyecek bir şey yok ama temposu ve şeyi çok zayıftı. Hızı. Çok ağır gidiyor. Yine kendi içinde aynı sorunlar devam ediyor. Yani yine bir yere varamıyor hikaye. Bir de sürekli şey yapıyor. Bizi mi takip ettin? Lan etmiş zaten yani. Anlıyor musun? Nori Poppy'yi buldukları. Hı hı. Ha bizi mi takip etmiş? Nasıl etmiş belli değil. Bizi mi takip ettin? Evet. Nasıl oluyor o kadar yorulmuyorlar bunlar? Açlıktan kurumuşlar, dönüp dönüp dolaşıyorlar. Yani ilk sezondaki o sıkıntılı şeyleri hala burada varlığını koruduğunu görüyorsun. İlk sezonda söylediği bazı şeylerin nasıl olduğunu görmüş olduk. Onlar da çok etkileyici bir hikaye olarak gelmedi. Bu temposu çok düşüktü birinci bölümün bana göre. Evet Zafer abi. Abi tamamen senaristlerin kendi hikayesine dönmüş durumda. O da evet. Kuvvetli bir hikayesi yok. Ama zaten bunu böyle bekliyordum. Yani, yok yani benim beklediğim gibi yani ilk sezon neyse bu da oh yani şimdi öyle çok bir farkı yok ilk sezonda. İlk sezonda da görüntüleriydi bunda da görüntüleriydi. İlk sezonda senaryo ve hikaye çok tutarsız bir kötüydü bunda da gene tutarsız zayıf. Bir kötü zayıf.
İlk sezonunda Tolkien'in ikinci çağıyla ilgisi yoktu. Bu sezonunda Tolkien'in ikinci çağıyla ilgisi yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani Tolkien'den bağımsız olarak düşününce de öyle hani çok zeki bir senaryosu falan yok. Yani vasat altı bir dizi. Ama görsel olarak çok iyi bir dizi. Görsel olarak muhteşem. Görsel. Kirdan'ı nasıl buldun abi? Sen Kirdan'ı çok beğendin. Ben Kirdan'ı daha şey gibi, daha sakallı diye düşünüyordum ama hani evet sakallı bir elf Kirdan olur hani. Hani benim kendi hayalimdeki daha gür sakallı bir elfti hani. Çünkü şey tek olarak, sakallı elf olduğu için. Hani özellikle sakalı vurgulanıyor ya. Hani bunu öyle tercih etmemişler ama sonuçta sakallı, bilge bir yakışmış elf. Yakışmış ama. Yani bir şey yok. Kirdan'da bir sorun yok yani. Bir de gerçekten tek böyle aklı başında yani yaşını almış, deneyimini almış elf gibi konuşan o vardı. Son sahnede çok konuşturmadılar. Onu da hani batırmadılar. Evet, onu diyalog yazsalardı yani, muhtemelen o da zayıflardı konuşurken. Diğer taraflarda da mesela diyalogların kendi içerisinde böyle hani birazcık daha ağdalı bir dil kullanmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ama o dile de çok hakim olamadıklarından böyle çok havada süzülüyormuş gibi geldi bana. Tam o karaktere böyle giydirememişler gibi. Ben Kirdan'ı beğendim. Şey yani çok savruk ya, ben çok fazla ark var diyorduk ya ilk sezonda da. Bir oraya gidiyoruz yine, bir oraya gidiyoruz. Hiçbir hikaye tamamlanmıyor, bir şeyi takip ediyoruz ama yani çok savruluyor zihin oradan oraya, oradan oraya. Bu bence izleyiciyi yoran bir şey. Nuri'nin hikayesine ne oldu şu daha an? Daha cüceler girecek işin içine. Daha cüceleri görmedik. Nuri'nin hikayesine ne oldu meteor adamla? İşte bu ilerlemedi daha. Bak, hiç ne oldu yani? Olduğu yerde dönüyor. Niye gördük yani orayı? Rünleri görmek için mi? Rünü görmek için mi yani? O kadar mı? Ne oldu orada? Bence gereksiz. En sevdiğim sekans en baştaki şeydi. Sauron'un bedenleşmesi evet. Kısmı. En azından onu bir temelle oturtmuşlar. Kitap gibi olmasa da elbette. Kendi içinde bağlamı olan bir temele oturtmuşlar. Onu sevdim. Ya Elrond çok gözüme battı benim niyeyse bu bölüm. Neydi söbe? Söbü. Söbü Elrond. Söbü. İlk sezonda öyle olmamıştı. Hayırlısı bakalım ya. Yani puanlarınızı da alalım o zaman bitmeden. Cem kaç verirsin ilk bölüme? 6,5. Ama Voldrek kalbimdesin 7,5. 6,5'dan 7,5. Voldrek. Voldrek için. 6,5'un 3'ü Voldrek için olmalı oysa ki. 6,5. Dizinin hak ettiği Voldrek kalbimizdesin 1 puan 7,5. Ama 1 puan Voldrek için vereceğim dedim mi demedim. Dedim. Başta. O yüzden 1 puanı oraya veriyorum. Doğru. 7,5 dedi Zafer abi sen. 6,5 artı Kirdan var 7,5. Kanaat notu. Zafer abi 0 diyor. Bakalım bu kaç verecek. 3. 3. Bak 3 dedi. Voldrek var 3,5. Kirdan? Kirdan var 4. Helal olsun. Zorlaya zorlaya. Ya ben de içimden gele gele söylüyorum 6. Tamam. İlk defa senden düşük verdim bu arada. Ben 6,5 görsellerin hattına çok puan verdim. Görseller çok iyi. Efsane, çok güzel yani. Yazık, o teknik ekibe çok yazık. Ya bir şey soracağım. Celebrimbor Sauron'un Sauron olduğunu bilmiyor değil mi şu anda? Şu anda bilmiyor. Bilmiyor. Ama Gil-galad'la konuştu şeyler Galadriel'le. Haber gönderdi ama ya. Haber gönderdi ya Gil-galad. Daha at yok. Gelmedi. Onlar masayla ağır gidiyorlar. Masa var. Her oraya gittiklerinde bir masa getiriyorlar o yüzden. Yine aynı soru çok yani ilk sezondaki çok benzer sorunlar var burada. Konuşuruz onu detaylıca. Tamam, incelemede konuşuruz. O zaman bir mola, bir 5-10 dakika ikinci evet. Bölümde devam edeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Thank you.